Türkiye açısından evet, evet. bakıldığında kesinlikle ciddi bir sıkıntı var burada. Ancak Türkiye yanlış şekilde tartışıyor bu konuları. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Bugünkü miting çok başarılı. Zamanı ve zamanı zamanlaması iyi ve doğru bir temada yapılan bir mitingdir. Türkiye'de şu anda ekonomi politikasının rotası net değil. Benim gördüğüm kadarıyla meme Şimşek ve ekibinin yapmaya çalıştığı ekonomi politikası adı altında yapmak ya çalıştığı Türkiye'nin finans kısa dönemlik finansal problemlerini ortadan kaldırabilmek nakit açığını bir şekilde krize yol açmadan kapatabilmek ancak ekonomi sadece bu değil bu bir finansal bir problem. Türkiye e, ekonomisinde ciddi ekonomik problem her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız e, bir ekonomist olsa da böyle bir problemimiz var. Nedir problem? Bir, Türkiye ekonomisinde ve siyasi iktidarda 2028'e kadar Türk vatandaşına bir refah e, sunduğu bir refah modeli yok. İki, sermaye birikimi e, modeli yok. Üç, üretimle ilgili hiçbir e, politika gündemde değil. Bunlar daha da önemlisi bütünleşik bir yaklaşım söz konusu bile değil. Yani Mehmet Bey ve ekibi kendilerini hapsetmişler e, bir dar sınırın içerisine. E, o da parasal e, politikalarla e, ilgili e, bunun dışındaki hiçbir e, kesimle ve hiçbir ekonomik problemle ilgilenmiyorlar. Belki hani e, göz ucuyla bakıyorlardır ama e, söylem bazında ve e, bir politika inşası bazında bunları söylemiyorlar. Biz eleştiriyorduk 2001 krizini ama 2001 krizinde böyle bir finansal istikrar e, söz konusuydu. Bunu sağlayacak tedbirler söz konusuydu ama e, politikanın merkezinde bir üretim e, vizyonu vardı ve programın adı da güçlü ekonomiye geçiş programıydı. Oysa biz şu andaki modele bakıyoruz sanki Türkiye'de olağanüstü bir ekonomik problem yokmuş gibi Mehmet Bey orta vadeli programla işi götürmeye çalışıyor reform diye bizi onu yutturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir problem. İkincisi bu 10 bin meselesi askeri ücret meselesi elbette Almanya bizi kıskanabilir Batı ülkeleri Türkiye'yi kıskanabilir ama bizim bildiğimiz bir şey var ki Alman Almanya'daki emekliler Türkiye'deki emeklileri kesin. Kesinlikle kıskanmıyor. Neden? Çünkü bu 10 bin lira yani 12 de olabilir 15 de olabilir mevcut koşullar altında belli bir refahı sağlayamıyor vatandaşa. Bu fiyatların da Mehmet Bey'in istediği şekilde enflasyon yavaşlasa bile fiyatların aşağı düşmesi söz konusu olamayacağı için kalıcı olacak. Yani eğer maaşlarını siz bu insanların bu seviyelerde tutarsanız... Bir refah payı e, vermezseniz o zaman bu yüksek fiyatlardan e, ortaya çıkacak olan e, refah bizi pek tatmin etmeyecek. Bugün çok güzel şeyler vardı. E, Özgür Bey'in söylediği altın üzerinden yaptığı hesaplar evet, evet, o vardı. Sesi birazdan vereceğim. Çünkü Bir şey... orada hani ne vaat ediyor CHP? Ee, nasıl tarif etti? Onu da ayrıca konuşacağız. Bir Ama şey, size bir soru. Ha, e, söyleyin. Azıcık şunu söylemem, lütfen izin verin. Ee, ancak e, eksik olan bir e, bir şey vardı bugünkü mitingde. Ee, yani bu mitingi e, açısından değil de siyasi tartışmalarda eksik olan e, mesele şudur. E, doğrudur, emeklilerin bir e, gelir problemi var. Yaşam mücadelesi veriyorlar. <laughs> Ancak e, baktığınız zaman e, sistemimize emeklilik sisteminde bir krizin olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece emeklilerin ücretlerinde bir ayarlama yapılmasıyla çözülebilecek bir şey değil. Artık bunun çok daha ötesine e, geçmiştir problem. Daha akut hale gelmiştir. Artık e, hastalık kanser hücresine e, dönmüştür ve emeklilik sistemini de, Türkiye'de tartışmaya açmamız gerekiyor. Tamam. Bugün mesela neler yapılması Şimdi gerekir? Partisi İntibak yasasının çıkması için çokça yıllardır uğraşıyor ama mutlaka bu yasanın çıkması lazım ki bu bunu... elbette evet. o o zaten çok ayrı bir şey zaten Özgür Bey'in bugün ifade ettiği hani ev alma, araba alma meseleleri. Kısmen de bu intibak yasalarıyla ya da ücret meseleleri bunlarla ilgili. Ben burada keseyim isterseniz ama Neler Türkiye'deki konuşacağız. Orada emeklilik biraz daha sisteminde bir onu. sıkıntımız var. Ciddi evet. bir reforma ihtiyacımız var ve bunun dile getirilmemesi, şey bunu sadece harcama kısmının dile getirilmesi bir iktisatçı olarak beni tatmin etmiyor. Tamam.